Mardin deyince 3 tane sektör aklıma geliyor. Tarım, turizm ve ticaret. Bu 3 sektör de bizim Mardin için çok önemli. Ve birbirleriyle o kadar bağlantılı sektörler ki, tarımda eğer gelişmeyi sağlarsak bu turizme yansıyor. Turizmde canlılık olsa kardeşim bu ticaretimize, gelirimize, refahımıza yansıyor. Bu bizim açımızdan çok önemli. Tabii Mardin'de bağcılık önemli. Özellikle Ömerli'de hakikaten vatandaşlarımızın çok önemli gelir kaynaklarından bir tanesi bağcılık. Türkiye'de en gelişmiş alan Manisa'dan sonra Mardin geliyor. Bizim yaklaşık 364 bin hektar alanımız var. Bu alandan da yaklaşık olarak 165 bin ton civarında üzüm elde ediyoruz. Verimlilik açısından Türkiye'de 4. sıradayız ama alan açısında 2. sıradayız. Bu demektir ki bizdeki geleneksellik daha hakim. Yani geleneksel bağ üretimi ve bağlılarımızın büyük bir kısmının yaşlı olması verimlilikte bir azalma meydana getiriyor. İnşallah kısmet olursa biz bu sene Büyükşehir Belediyesi olarak 128 dekar alan üzerinde bir fidan oluşturma merkezi, fidan geliştirme alanı oluşturduk. Kısmet olursa başta üzüm olmak üzere badem, muz, nar gibi ürünleri inşallah burada yetiştireceğiz. Bir taraftan örnek bahçeler orada oluşturacağız. Bir taraftan da inşallah fidan üretip kısmet olursa vatandaşlarımıza vereceğiz. Dünyanın en güzel, en zengin ve en verimli topraklar olduğu bu coğrafyayı bize bahşettiği için Rabbimize şükürler olsun. Bu kadim coğrafyada sahip olduğu 23 yerel genli üzüm çeşidi, 4 ay boyunca devam eden bağ bozumu, 37 bin ton üretim rekoltesi, 65 bin dönüm bağ alanıyla ilimizdeki ilk sıralarda yer alan kadim kenti Ömerli'mizin yeri farklı ve özeldir. İlçemizin sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve tarımsal değerleri koruma altına almak, tanıtmak, geliştirmek ve markalaştırmak adına kurumlarımızla, özellikle ilçe kaymakamlığımızla ve ilçe tarım müdürlüğümüzle sahada sürekli çalışma halindeyiz. Güzel çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.